Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar dille yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur. İzrailli Navot'un bağlarını Ahav'ın özlemesine ve onu almaya istekli olmasına neden olan coğrafi güzellik neydi? Tanrısal kral Yehoşafat'a kötü adam Ahav'la antlaşma yaptıran şey neydi? Onları bir araya getiren nedir? Peygamber Mika nasıl oldu da Rab'be sadıktı? Ve tüm küstahlığıyla Ahav karşısında Tanrı'nın yanında durdu. Tanrısal kral, Yehoşafat'ın kötü kral Ahav'la yaptığı antlaşmaya rağmen, bu, Tanrı'nın iyiliğinin kendisiyle başa çıkmasını ve onu kurtarmasını engellemedi. sevgili izleyiciler. Yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabı incelemeyi amaçlayan ilk günlük çalışma programı olan günlük kutsal kitap çalışma programımız kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Eski ahit 1. Kralların 21 ve 22. bölümlerindeki tarihi kitaplarla ilgili çalışmamıza ulaştık. Önce stüdyoda bizimle birlikte olan misafirlerime izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Esam Ezat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amin Hilal kardeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur duyduk. Teşekkür ederim. Stüdyoda bizimle birlikte olan misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Doktor Esam, bu iki bölümün çalışmasına başlamadan önce izleyicilerimizin e-postamıza gönderdiği e-postalardan bazılarını okuyacağım izninizle. Kanada'dan Suzy Abdelmasih şöyle diyor bizi. Bu harika programdan çok şey öğrendim. Tüm kutsal yazılar, Tanrı sizi kutsasın ve sevginizin emeğini ödüllendirsin. Teşekkür ederiz. Sudan'dan Emmanuel James şöyle diyor. Rabbin değerli hizmetkarları, açlık zamanında cennetten bize bir armağansınız. Rab sözünü her yere yaymak için sizi güçlü bir şekilde kullansın. Üçüncü ve son mesajsa. ise Cezayir'den Salva, Ehsan'dan. Diyor ki: "Sevgili kardeşlerim, sizin için ne kadar minnettar, tatminkar ve memnun olduğumu ifade edemem. Bu program sayesinde kutsal kitapta daha önce hiç duymadığım pek çok şeyi anlayabildim. Bu yüzden sözde kendime günlük yiyecek buluyorum. Tanrı sizleri korusun. Aynen böyle devam edin. Evet. Sizden ve e-postalarınızdan çok memnunuz." Tüm izleyicilerimiz için dua edeceğimize söz veriyoruz ve sözün herkese her yerde ulaşması için bizim için dua etmenizi rica ediyorum. Evet, Doktor Esam 21. bölümde Aha ve İzebel'in hayatlarındaki siyah noktaların geçmişinde önemli bir siyah nokta var. İlk 7 ayeti okuyup size bir soru sormak istiyorum. Bölüm 21, ayet 1. İzrail'de Samiriye kralı Ahav'ın sarayının yanında Yizreelli Navot'un bir bağ vardı. Bir gün Ahav, Navot'a şunu önerdi. Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana daha iyi bir bağ vereyim. Ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim. Ama Navot, atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni esirgesin diye karşılık verdi. Atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermem diyen Yizreelli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi. Karısı İzebel yanına gelip neden bu kadar sıkılıyorsun, neden yemek yemiyorsun diye sordu. Ahav karısına şöyle karşılık verdi. İzrailli Navot'a sen bağını gümüş karşılığında bana sat. İstersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim dedim. Ama o hayır, bağımı sana vermem dedi. İzebel sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun dedi. Kalk yemeğini ye, keyfini bozma. İzrailli Navot'un bağını sana ben vereceğim bu pasaj hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Ahav çok tuhaf bir adamdı. Demek istediğim, bu adamın başarısız mı yoksa başarılı mı olduğu bilinmiyor. Ama en azından tepkileri biraz tuhaftı. Çocukça ya da hayal kırıklığı yaratıyor gibiydiler. İkinci nokta, içgüdülerden kaynaklanan şeylerle ilgilenmesiydi. Ancak bunları iyi bir şekilde nasıl planlayacağını bilmiyordu. Üçüncü nokta, o kadar açgözlü bir adamdı ve o kadar alışılmadık derecede açgözlüydü ki ne yazık ki bu dünyadaki hiçbir şey ne onu ne de karısını tatmin edemezdi. Buradaki kutsal kitap okuduğunuz ilk bölümde bir şey söylüyor ve bu şeylerden sonra geldi. Bunun başka şeylerden sonra olduğu anlamına gelir bir sekans. Bu şeyler ne gösteriyor? Bunlar başarısızlığını gösteriyor. Neden? Tanrı ona çoktan zafer vermişti ve kralı ele geçirdi. Ona söylediklerinde şahsen ona kardeşi diyerek gitti ve arabasını aldı. O infazda bir başarısızlıktı ve aynı zamanda Tanrı'nın kararıydı. Bir önceki bölümün sonunda Tanrı ona bir peygamber gönderdi ve ona şöyle dedi. Ölüme mahkum ettiğim adamı salıverdiğin için onun yerine sen öleceksin. Onun halkının başına gelecekler, senin halkının başına gelecek. İlahi bir yargı, başarısızlığın bir kanıtı. Sonra tepkisini görün. Keyfi kaçan İsrail kralı öfkeyle Samiriye'deki sarayına döndü. Tepkileri hep böyleydi. Onun tepkileri daha sonra okuyacağımız gibi dördüncü ayette Yizrelli Navot'la ilgili olarak aynıdır. Atalarımızın bana bıraktığı mirası sana vermem diyen Yizrelli Navot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahav Sarayına geri döndü. Bir çocuk Asık gibi. Asık bir yüzde yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi. Yapabileceği en iyi şey acınası ve somurkan olduğunu göstermek. Bundan başka hiçbir şey değil. İnanılmaz derecede tuhaftı. Ama önceki bölümde Tanrı'nın yargısından ders almamıştı. Ve aynı zamanda aç gözlü gözleri başka birinin hayatı için... ...kendi hayatını kaybedecek olmasına rağmen... ...gelecekte düşünmesini engellemedi. Hayır, böyle bir şey yok. Ve... Bu da bize gösteriyor ki insanın açgözlülüğü ve hırsı onu hayatta düşünmesi gereken bütün gerçeklere karşı kör eder. Açgözlülük korkunçtur ve kutsal kitabın dediği gibi para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür. Ahav'un Samiriye'de ve Samiriye dağlarında bir sarayı vardı. Tabii ki böyle bir adam sarayını nerede inşa etmeyi seçerdi ve nasıl görünürdü? Lüks bir saray olmalı aslında evi fil dişinden yapılmıştı. Bunu yapan tek kişi. Süleyman'ın tahtı fil dişinden yapılmıştı. Ama Ahav'ın evi fil dişindendi. Ne dereceye kadar baskın, son derece lüksü. Yine de yanında küçük bir üzüm bağı olan, insanın aç gözlülüğünü gören basit bir adam. Gerginliğe değdi mi? Çocukluk, yiyeceklerden kaçınmaya değer miydi? Ancak Navot gerçekten çok onurluydu. Babalarının mirasını vermeyi reddetti. Bu bize gösteriyor ki aha ve benzerleri bazı alanlarda böyle başarısızlar. Ancak açgözlülük konusunda uzmanlar. Nasıl plan yapılacağını bilmiyordu ancak karısı biliyordu. Onu tamamladı ancak idamda bile başı çekenin kendisi olduğu aşikar. Doğru. Amin kardeş, Navot Ahav'a Tanrı sana babalarımın mirasını vermemi yasakladı dedi. Yasaya göre babalarının mirasını elinde tuttu. Fakat İzebel din adına o bağı kendisi ve kocası için almayı planladı ve ayarladı. Daha sonra ne olduğunu ve Tanrı'nın onun ilkesini nasıl yerine getirdiğini anlatmanızı istiyorum. Ne ekersen onu biçersin. Gerçek şu ki kentin liderlerine, büyüklerine mektuplar göndererek onlardan oruç ilan etmelerini ve halkın başına namotu koymalarını istedi ve iki değersiz adamı Tanrı'yı ve kralı lanetlediğine haksız yere şahit olmaya mahkum etti. Ve gerçekten de İzebel'in söylediği şeyler gerçekleşti. O planlamıştı ve büyükleri, şehrin liderleri istediğini yerine getirdi. Burada İzebel'in kişisel çıkarlarını ve açgözlü işlerini gerçekleştirmek için dini kullandığını görüyorum. Navot'un bağını almak isterken Tanrı'yı tanımadığını bilerek dini kullandı ve Baal'e taptığı için ondan çok uzaktı. Ancak Tanrı'nın ilkeleri asla değişmez. Ekim ve biçme ilkesi İncil'de çok açıktır. Ve bunu Galatyalıların 6. ayetinde buluyoruz. Kutsal kitap şöyle der. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. İki örnek vereceğim. Firavunlardan biri kötü bir adam ve inananlardan biri Davut. Firavun, İbrani çocukları Mısır topraklarındayken öldürdü. Günler geçti, sonra ilk oğlu 10. vebada öldü. Tanrı'nın adamı Davut'la aynı ekim ve biçme ilkesini fark ediyorum. Ne yazık ki inançlı bir adam olmasına rağmen Davut bir zayıflık anında gizlice zina yaptı ve sonra Batşeva'nın kocasını öldürdü. Ve bu günler geçtikçe evinde zinanın tekrarlanmasına ve dört çocuğunun ölümüne neden oldu? Böylece ekme ve biçme ilkesi açıktır. Ve bu ilke inananların yanı sıra kötüler için de geçerlidir. Burada İzebel'in Yzreli navotu öldürdüğünü ve ahavın bunu onayladığını görüyoruz. İşte bu yüzden Tanr'ının cevabı geldi. Nabot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak. Bu ilke istisnasız genel bir yasak. <laughs> Şimdi bir soru almak için konuklarımıza dönüyoruz. Sorunuz lütfen. Benim için net olmayan bir şey var. Yani 21. bölümde İlyas Ahav'ın ölümünü kehanet ederken... ...Navot'un öldüğü yerde öleceğini ve köpeklerin kanını yalayacağını söyledi. Bu Yizreel'de. Sonraki bölümde Ahav Ramot Gilat'ta bir savaşta ölüyor. Peki ne oldu? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Söyler misiniz? Bunu nasıl açıklarız? Ee, bize işleri açıkla kavuşturacak ayetlere geri dönelim. 1. Krallar 21. ayet 19. Ona de ki Rab şöyle diyor. Hem adamı öldürdün hem de bağını aldın, değil mi? Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak ve ikinci bir yargı var. Rab diyor ki seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç yaşlı bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. Beni öfkelendirip İsrail'i günah sürüklediğin için senin ailen de Nevat oğlu Yaravam'ın ve Ahia oğlu Başa'nın ailelerinin akıbetine vuracak. Burada köpeklerin aynı yerde kanını yalayacağı açıktır ve Navot'un Yizrel'deki bağında öldüğünü biliyoruz. Aynı bölümün 27. ayeti Ahav bu sözleri dinledikten sonra giysilerini yırttı, çuvala sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içinde yatıp kalkarak alçak gönüllü bir yol tuttu. Rab Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. Ahav'ın önünde nedenle alçak gönüllü davrandığını Gördün mü? Bu alçak gönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim. Kararın Ahav'dan Ahav'ın soyuna aktarıldığı açıktır. Ahav gerçekten Raud Gilad'da ölmesine ve arabasının Samiriye'de yıkanmasına rağmen özellikle Yizrel'de yıkanıp yıkanmadığından bahsetmiyor. Yizrel'de yıkanmış olabilir ya da yıkanmamış olabilir, kan damlayabilir ve yalayabilirdi ya da olmayabilirdi. Ancak sonraki bölümde ikinci krallar... 9. bölümde Ahav'ın oğluyla birlikte ikinci Krallar 9. ayet 24'te 27. ayette okuduğumuz ikinci yargının Yerine getirildiğini görüyoruz. Yoram hainlik bu Ahazya diye bağırdı. Ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içine yığılıp kaldı. Yehu yardımcısı Bitkar'a onun cesedini al. İsrailli Naut'un toprağına at dedi. Anımsa senle ben birlikte Yoram'ın babası Ahav'ın ardından savaş arabasıyla giderken Rab Ahav'a dün Naut'la oğullarının kanını gördüm. Seni de topraklarda cezalandıracağım demişti. Şimdi Rabbin sözü uyarınca Yoram'ın cesedini al, Navut'un toprağına at. Ahav'ın oğlunda yerine getirildiği için kelimenin tam anlamıyla yerine getirilmesi burada metinde açıktır. Çünkü ceza Ahav'ın soyuna verildi. Tanrı'nın ne kadar harika olduğunu görün. Tanrı her şeyde harikadır. Tanrı her şeyde harikadır. Yani Ahav bile tövbe etse tövbesi kabul edilir mi? 27. ayetten başlayarak 21. bölümün son kısmında olan buydu. Evet Ahav tövbe ettiğinde Tanrı tövbesini kabul etti. Ahav'ın kendisini nasıl alçattığını hatırlayın ve görün. Önümde kendisini alçattığı için onun günlerinde felaketi getirmeyeceğim ama oğlunun günlerinde. Böylece daha sonra kehanet Ahav'ın oğlunda kelimenin tam anlamıyla gerçekleşti ve kutsal kitap Yehun'un Yizreelli Navot olayında Ahav'ın arkasında yan yana yolculuk ettiklerini unutmadığını söylediğinden bahseder. Dediğiniz gibi gerçekten Ravot Gilat'ta ölmüş ve arabanın Samiriye'ye veya Yizreel bölgesine taşınmış olması olabilirdi ve değil. orada yıkandı oğlunun Yizreel'in bağındaki Navot'ta ölmesiyle de tam anlamıyla yerine getirildi. 21. bölümde ceza oğluna aktarıldığından beri. Amin kardeş, hadi 22. bölüme geçelim. Bu olaylarda bir karakterin görünüşü hakkında yorum yapmanızı istiyorum sizden. Yahuda'nın kralı Yehoşafat. Bize onun hakkında ve Ahabla nasıl başa çıktığı, onunla ittifak kurduğu hakkında bir fikir verin. Gerçek şu ki, Yahuda kralı Yehoşafat ...Dindar bir kraldı. Ahav iken İsrail de kötü bir kraldı. Dindar kral Yehoşafat'ın... ...baale tapınma ve putperestlik yeri olan... ...İsrail'e gitmesi ve Ahav'la ilişki kurması garipti. İki ailenin yakınlığı... ...Yoram'ın, Yehoşafat'ın oğlunun... ...Ahav ve İzebel'in kızı Atalya ile evlenmesine neden oldu. Atalya kötü biriydi. Dindar kral, Yehoşafat'ın oğlu... Yoyram'la evlendi. Bir inanlının kafire bağlanması ciddi bir tehlikedir. Bunun Tanrı'nın sözüne aykırı olduğunu söyleyebilirim. 2. Korintliler bölüm 6'da bu uyarıyı okuduk. Rab bize kutsal ruhta şöyle der. İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir. Mesihle Belial uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Tanrı'nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor. Aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Ne yazık ki Yehoşafat Ahav'a gittiğinde Ahav, Ramot Gilad'ın bize ait olduğunu biliyor musun ve biz susuyoruz dedi. Gerçek şu ki, Yehoşafat'ın cevabı hoş değildi. Dürüst olmak gerekirse, bu sadece nezaket ve sadakatsizlikti. Bu yüzden İsrail kralına şöyle dedi: "Ben sizin halkınız olarak halkım. Sizin gibi atlarım atlar. Ve bu inananlarla inanmayanlar arasında olmamalıdır. Tanrının toplumundan kötülerden ayrılması istenir." Şimdi bir ara verip sonra çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Birinci Krallar kitabının sonuç bölümü olan bu harika bölümdeki çalışmamıza devam etmek için tekrar döndük sevgili izleyiciler. Evet, Doktor Esam, olan yerine başka bir karakter daha girdi. Daha sonra yerine getirilen mesajı ileten büyük peygamber Mikaya. Mikaya, bize ondan bahsedin. Buyurun. İmla oğlu Mikaya, Ahav günlerindeki birkaç sadık peygamberden biriydi. Daha önce açıklandığı gibi çoğu peygamber kötüydü ve Mika'ya yani Ahav, Yehoşafat'tan kendisiyle birlikte Ramot Gilat'ı fethetmek için savaşa gitmesini istediğinde, Yehoşafat önce Rabbin sözünü sormak istedi ama kötü bir adamla yapılan bir savaşta ne oldu? Rabbi sorabilir miyiz? Yine de Tanrı bir şeyleri terk etmez ve müdahale eder. Böylece ona ee, Rabbi sormasını söyler. Ahav, Rabbin kendi peygamberlerinin peşinden gitti ve sahte peygamberler getirdi. Her birinin... Kendi efendisi var. Kendi tanrısı sahte peygamberler olan Baal peygamberlerini topladı. Her biri kral. bir şeyler söyledi. Evet, kral. Dolayısıyla Yahuşafat elbette hala tanrısal yöne sahiptir. İlahi yön gerçekten farklı durumlarda kendini gösterir. Rabbin bir peygamberi kalıp kalmadığını sordu. Ee, bu da oğlu. Mikaya'nın günlerinde korktukları için saklandıklarını açıklıyor. Ona sadece bir tane olduğunu ve adının bu olduğunu söyledi. Ve benimle ilgili iyilik kehanetinde bulunmadı. Onu getirmeye giden haberci şöyle dedi. Peygamberler birazdan kral için olumlu şeyler söylüyorlar dedi. Rica ederim senin sözün de onlarınkine uygun olsun. Olumlu bir şey söyle. Böylece kral sağ salim geri dönsün. Sözü iletirken sadakat değil mi? O cevap verdi. Rab evet. bana... Ne derse onu söyleyeceğim ve bu Mikaya'nın gerçekte ilk cevabı. İkincisi gizliydi ve bilinmiyordu. Sevilmemişti. Bu adam asla iyi şeyleri tahmin etmez. Ve her zaman olduğu gibi kötü zamanlarda peygamberlik hizmeti hoş karşılanmaz. Ee, yani sevilmedi. Ve kendisine gelip soru sorulduğunda alaycı bir şekilde cevapladı. Kalk ve zafer kazan. Burada alaycı olduğu açıktır. Bu yüzden Yahuşafat özür diler. Aha ona şöyle dedi. Bu gerçeği gerçekten bilmek istediğiniz anlamına mı geliyor? O da gördüğü görümü paylaştı. Bütün İsrail'in dağıldığını gördüm çobanı olmayan koyunlar gibi. Ve bu yüzden benim hakkımda iyilik yapmayacağınız sana söylemedim mi dedi. Ve peygamberler ona kızdı. Kenan oğlu Sitkiya ona vurdu alay etti saldırganla evet. katlandı acılara katlandı ama doğruyu söyledi. Onu hapse atmasını emretti. Mikayayı, kentin yöneticisi Amona ve kralın oğlu Yoaş'a götürün. Ben güvenlik içinde dönünceye dek bu adamı cezaevinde tutmalarını, ona su ve ekmekten başka bir şey vermemelerini söyleyin. Hapse girerken ona şu cevabı verdi. Eğer sen güvenlik içinde dönersen Rab benim aracılığımla konuşmamış demektir. Yani bu savaşta öleceksin. Sanırım o günlerdeki peygamberlerin durumu buydu. Şimdi bir soru alacağız misafirlerden. 1. krallar bölüm 22 ve ayet 20'de şunları okuyoruz. Rab sordu. Ramot Gilata saldırıp ölsün diye Ahav'ı kim kandıracak? Kimi şöyle, kimi böyle derken bir ruh çıkıp Rab'bin önünde durdu ve ben onu kandıracağım dedi. Rab nasıl diye sordu. Ruh, aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim diye karşılık verdi. Rab onu kandırmayı başaracaksın dedi. Git dediğini yap. 23. ayette şöyle devam ediyor. İşte Rab bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi. Tanrı isteğini yerine getirmek için kötü ruhları nasıl kullanabilirdi? Bu Tanrı'nın inisiyatifi ele aldığı ve çekingen ruhun, yalancı ruhun Ahav'ı aldatması mı demek? Gerçek şu ki, her şey Tanrı'nın yetkisi altındadır. Kötü ruhlar bile Tanrı bunları kendi isteğini yerine getirmek için kullanabilir. Kötü ruhlar veya aldatma ruhu ve şeytanın kendisi tüm krallığıyla birlikte Tanrı'nın doğruluğunun sergilendiği karanlık arka plandır. Örneğin Eyüp'ün öyküsünde Rabbin şeytana Eyüp'ü iğrenç yaralarla vurması ve sahip olduğu her şeyden kurtulmasına izin verdiğini görüyoruz. Ama sonunda Eyüp harika bir ders aldı. Burada bizden önceki sahnede Rab tüm o peygamberlerin ağzında o yalancı ruhu kullandı. Çünkü Ahav'ı yargılama zamanı gelmişti. 1. Korintliler 5'te Paulus bile zina yapan kişinin Bedeninin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin diyor. 2. Korintliler bölüm 12'de Pavlus şeytanın bir elçisinin kendisini taciz ettiğini söylüyor. Bunlar Tanrı'nın isteğini ve planını yerine getirmek için kullanabileceği araçlardır. Ama diğer tarafta kalbinde ahav baştan çıkarıcı ruhla etkileşime girdi. Demek istediğim kalbi verimli bir zemindi ve baştan çıkarıcı ruh bu kalbi ahavın kalbini kolayca etkileyebilirdi. Kesinlikle çünkü o kötü biriydi. Doğru. Ahav'la ilgilenen Yehoşafat, Tanrı durumu kurtarmak için müdahale etti. Doğru. Onunla nasıl başa çıktı? O Tanrı'nın iyiliğine ve Tanrı'nın kişideki iyi şeylere olan takdirine göre kötü şeylerle takip edilse bile Tanrı'nın gözünden silinmeyecektir. Tanrı iyidir ve örtmeyi sever. Tanrı iyidir ve bağışlar. Tanrı iyidir ve onun lütfu insanın zayıflıklarını affeder ve aşar. Yehoşafat doğru krallar arasında sayıldı. Kendisinden bahseden paragrafta krallar kitabında kutsal kitap bize bu adamın babası Asa'nın sonuna kadar yürüdüğünü anlatır. Rabbin gözünde doğru olanı yaparak ondan geri adım atmadı onun bazı zayıflıklarını göreceğiz. Ancak genellikle bu kişi doğru kabul edilenler arasındaydı. Örneğin babası Asa'nın günlerinden kalan erkek, Kült fahişelerin kalıntılarını ülkeden temizledi. Bazı iyi şeyler yapıldı. Ve ayrıca e, tarihler kitabında ayrıntılarda bahsedildi. Ancak ne yazık ki Ahav'la olan yakınlığı onu onsuz daha iyi durumda olduğu şeylere dahil olmaya zorladı. Birincisi dakikalar önce bahsettiğimiz Ramot Gilad Savaşı. Neredeyse içinde ölüyordu. Onu affetmesi Tanrı'nın yüceliğidir. Şimdi Ahav'un parlaklığını kontrol edin. Yani eğer o akıllıysa bu tesadüfte ona şöyle dedi. Giysilerimi giyerek savaşa gitmeyeceğim ama kılık değiştireceğim. Ama onu Gördüklerinde onları bırakmalarına kim neden oldu? Onu görmelerine kim izin verdi? Onu bu savaşta ölmekten kurtaran Tanrı, Tanrı değil etti. mi? Onu bu savaşta ölmekten kurtaran Tanrı'nın müdahalesiydi. Tanrı ona daha sonra 2. Tarihler kitabı 19. bölümde bir peygamber gönderdi ve gören Hanani'nin oğlu Yehu kral Yahoşafat'a şöyle dedi: Kötülere yardım etmeli ve Raptan nefret edenleri sevmeli misin? Bundan dolayı Rab size karşı gazap gönderdi. Yine de Aşerot'u ülkeden temizlediğin ve yüreğini Tanrı'yı aramaya koyduğun için sende bir iyilik var. Bakın Tanrı asla iyi şeylere kör olmaz. Kötü şeylere gelince günahın kötülüğünü hatırlamaz ama olan her şeyi unutur. Tanrı'nın çok iyi bildiği Tanrı'nın iyiliğinin bu perspektifinden Tanrı'nın yüreğini dolduran, Tanrı'nın inanına baktığı bu ilahi iyilik Yehoşafat'a baktı ve onu değersiz bir şekilde ölmekten kurtardı. Hayat kardeş. Teşekkür ederim. Bölümümüzü misafirlerle gözden geçireceğiz. Yehoşafat'ın karakteriyle ilgili olarak iyi kral Yehoşafat gibi bir adamın bir antlaşmaya girmesine ve kötü kral Ahav'la antlaşmasına neyin sebep olduğunu bilmek istiyorum. İnançlı kral Yağışafat'ın kötü Ahav'la güçlerini birleştirdiğini veya bir anlaşma yaptığını ve kutsal kitabın aslında bize şunu öğütlediğini bilerek ben senin halkın, halkım benim halkım, atların gibi dediğini görüyoruz. Kafirlerle eşit bir şekilde bağlanmayın. İnançsızlarla eşitsiz bir şekilde boyunduruk altında demek Tanrı'nın halkıyla kötüler arasında bir ayrılık vardır. Kötü arkadaşlık iyi ahlakı mahveder. Tanrı sizi korusun. İyi ki varsınız. Bir sonraki bölümde yeni bir kitap olan ikinci kralla çalışmamıza devam edeceğiz. Evet, çabaları için Tanrı'nın hizmetkarlarına teşekkür ediyorum. Diğer kitaplarda çalışmamıza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde yeni bir kitap olan ikinci kralla tanışmayı dört gözle bekliyorum. Rab sizleri korusun. İlyas peygamberin bir ateş arabasıyla Cennete götürülmeden önce başarması gereken görevler nelerdi? İlyas'ın çeşitli durumlarda sergilediği gibi Tanrı'ya dayanan sağlam bir imana nasıl sahip olabiliriz? Yükselişinden önce çevresindeki insanların söylediklerinin halkın İlyas'ı takip etmesine engel olmasına nasıl son verebilirdi? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur